Beşparmak Dağları'nın büyülücü güzelliklerinin ardından geçip tarihle kucaklaştıktan sonra köyümüzden görüntü ve röportajlara tekrar döneceğimizi belirterek Kayabükü köyünden ayrılıyoruz. Ekodos Derneği Başkanı Bahattin Sürücü birkaç hafta önce biraz sonra gideceğimiz tarihi kalıntılara Kayabükü'nden bir köylümüzle ulaştıklarını, henüz tescillenmemiş tarihi kalıntılarla ilgili yaptıkları tespiti de Milas Müze Müdürlüğü'ne verdiklerini belirtti. Aslında devletin yapması gereken çalışma. Bilmiyorum, İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin bu konuda hiç merakları yok mudur? Bence ödenekleri yoktur. Ülkemizde paraların nerelere harcandığına bir bakabilsek plansızlığı da görebileceğiz ama işte şu ucube gündemin horultusu kulaklarımızı tıkarken ucube gündemin yarattığı körlük bizi doğrulardan, gerçeklerden, güzelliklerden uzaklaştırıyor. Neyse, biz de sığ gündemin girdabında kelimelerimizi tüketmeyelim. Daha çok cümlemiz var güzellikleri anlatacağımız. Ben Bahattin Sürücü, Kuşadası Ekodos Derneği Başkanıyım. Derneğimiz doğal hayat, çevre ve kültürün korunmasına yönelik çalışmalar yürütüyor. Bu çalışma alanlarımızdan bir tanesi de Beşparmak Dağları. Beşparmak Dağları'nın doğasını, tarihini, florası, faunası, kültürel alanları, manastırları, her tarafını araştırıyoruz. İşte bugün de Milas'a bağlı Kayabükü köyündeyiz. Kayabükü köyü Beşparmak Dağları'nın güneydoğusunda kalan, gördüğünüz gibi kayalıklar içerisinde bir alan. Burada tarihi bir yerleşim yeri tespit etmiştik. Daha sonra Milas Müzesi'ne başvurduk. Böyle bir yer kayıtlarda var mı diye. Kayıtlarda olmadığını, müracaat etmemiz halinde gelip inceleme yapacaklarını söylediler. Henüz keşfedilmemiş bir öğren yeri yani. Yani anladığımız kadarıyla öyle, o şekilde söylediler. İşte biz de bütün fotoğraf CD'lerini ve bir yazıyla Milas Müzesi'ne müracaat ettik. Aslında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür ve Turizm Müdürlükleri bu tür çalışmaları böyle bir plan program dahilinde yaptığını göremiyoruz ne yazık ki, değil mi? Maalesef işte kültürel alanlarımız daha çok son yıllarda özellikle çok tahribata uğruyor. Bunların mutlaka korunması ve şey yapılması lazım, tanıtılması lazım. Tanıtılması lazım, evet. Biraz sonra yola düşeceğiz. Biz gittiğimiz her yerde de sohbetlere devam edeceğiz. Yine Ekodos Derneği'nin bir başka üyesi. Siz çiftçisiniz aynı Evet. zamanda. Sizi tanıyalım. İsmim Abdullah Kavak. Ekodos Yönetim Kurulu üyesiyim. Aynı zamanda Söke Ovası'nda tarım ve hayvancılıkla uğraşıyorum. Ama Ekodos tanıştıktan sonra diyor, doğaya bakış açım çok değişti. Değil mi? Çok doğa, kültür, tarihi, akarsularımız, sularımızı bakış açım daha çok değişti. İşte şu anda gördüğünüz gibi Kayabükü'ne geldik. Tarihin içine geldik. Büyük Kınaz kayalarının içine geldik. İşte biraz sonra gezeceğiz, dolaşacağız, bakacağız yani. Yani eski alışkanlıklarımı bayağı bir şeyde kaybetmeye çalıştım. Kendime doğayı korumak, çevreyi korumak adına yeni alışkanlıklar mı kazandım Çok, diyorsun? çok. Daha önce avcıydım. Ama baktığım durum daha doğa kötüye gidiyor. Doğayı korumak için şimdi artık Ekodos'la tanıştıktan sonra işler daha değişti. Hayvanların, kuşların Evet. nesli tükeniyor, değil Evet, mi? evet. Hayvanların, kuşların nesli tükeniyor. İşte doğada hayvanların üzerinde bütün doğanın renkleri var. İşte bunu gördüm. Bu gerçekleri gördüm. Daha önce bunu göremiyordum. Sadece hep öldürme uğru vardı içimde ama öldürme düşüncesi vardı. Şu andaki hep onları koruma düşüncesi var içimde. Koruyorsunuz, onları Koruyorum. yaşama Yaşama bırakıyorsunuz, bırakıyorum. doğal Doğaya yaşama. bırakıyorum. Geçen hafta çiftliğinde bir yaralı ördek buldum. Onu tekrar doğaya saldım. Daha değişik, farklı düşüncelere sahip oldum. Anlatılacak bir mutluluk değil yani. Bir duygu değil yani. Herhalde Bu çok... avcılara da mesajınız olacak, değil mi? Yani öldürsün, avcıysa, öldürüyorsa korusun. Korumadan avcılık olmaz. Önce koruması lazım. Doğayı, doğada avcı, işte, hayvanlar doğada yürüyor çünkü. Onları korumak lazım. Geçenlerde İstanbul'da balıkçıların o minnacık yeni doğmuş balıkları koca koca derin ağlarla nasıl yok ettiklerini Evet. ve artık Marmara Denizi'nde balık kalmadığından söz ettiler. Bunlar vahşet yani. Bunu, bu Vahşet. balıkçılık falan da değil yani. İnsanlar artık karın doyurmak için yani ne yapacaklarını Ya bilmiyor. biz Değil zamanında mi? ben de kendim dalgıçlıkta var. Su altında çok balık vurduk. Tabii daha sonra balık vurmayı da bıraktık. Tam tersine koruma çalışmalarını yaptık. Ki zamanda çok orfoz buluyorduk ama o konuda gerçekten bilinçsizlik. Bir orfozun yaşamını bilse insanlar belki
O konuda daha duyarlılar. Çünkü Orfoz ilk 8 yıl cinsiyetsiz olarak yaşıyor. 10 yıl dişilik yumurtaları meydana gelip dişi olarak kalıyor. 18 yaşında erkekliğe adım atıyor. Bunların tabii neslinin devamı için mutlaka yaşaması lazım. Enteresan bir hayvanmış, değil mi? Mutlaka korunması lazım. Bu konuda da bilinçlendirmek lazım insanları. Yani bir daha avlamıyoruz denizde. Ya mutlaka tabii nesli tükenen hayvanların kesinlikle avlanmaması lazım, korunması lazım. Bu arada arıcılarımız da geliyor. Aralarını kontrol ettiler. Biz de yola çıkıyoruz sevgili seyirciler. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Bu güzel doğanın içinden geçmek de ayrı bir zevk, değil mi? Orman deyince ayılar gelir akla, değil mi? Orman ve ayılar bir bütündür. Ama artık ormanlarımızda ayı kalmadı. Şimdi bir arı kovanının önündeyiz. Hemen arkasından da daha önceki yıllarda ayıların burada dört dolaştığı yıllarda arıları korumak ya da kovanları korumak amacıyla bir takım tedbirler alınmış. Şimdi ondan söz edeceğiz. Bunlar şimdi günümüzdeki kovanlar. Tabii Beşparmak Dağları'nda bundan 30-40 yıl önce kovan şekli, kara kovan diye tabir ettiğimiz kovanları koyuyorlardı arıcılar. Tabii kovanları da o dönemde ayı nesli çoktu Beşparmak Dağları'nda. Ayı nesli çok olduğu için kovanlar içindeki balı ayıyla paylaşmadıkları için kovanları, kara kovanları büyük devasa taşların üzerine arı evleri dediğimiz kovanık diye tabir ettiğimiz karşıda görünen o taşların olduğu yer. O taşların üzerine koyarlarmış. Sonra merdiven koyarak yukarı çıkıp ballarını alırlarmış arıcılar. Çünkü ayı oraya tırmanamıyor. Tırmanamadığı için de bal alamıyor. Ama tabii günümüzde sadece taşlar kaldı. Çünkü ayı da kalmadı, kara kovan da kalmadı. Artık modern arıcılığa geçildi. Ayı da kalmadığı için arıcılar rahat ama maalesef doğal türlerimizden bir tanesi Yok Beşparmak oldu. Dağları'nda yok oldu. Bu tabii doğal yoldan yok olmadı. Tabii. İnsanlar yok etti. Maalesef en büyük tahribata uğramaların en büyük nedeni de zehirlemeler. Birçok hayvan türü Beşparmak Dağları'nda yırtıcılardan tutun ayı gibi hayvanların neslini kuruttu. Bu da doğanın dengesini bozmak anlamına geliyor. Tabii. Yolumuza devam ederken biz yine doğada yaptığımız tahribatla ilgili bilgiler de vermeye devam ediyoruz. Zaman içerisinde bu tahribatın boyutu ne kadar büyümüş? Koskoca ormanda artık ayı falan yok. Ama böyle bira şişeleri var. Hani çevreyi kirletiveriyoruz, değil mi? Burada bira içmeyi biliyorlar. Güzel, nefis bir doğa ama, değil mi? Bira içmeyi Maalesef. bilenler onu doğaya atmamaları gerektiğini bilmiyorlar. Şimdi zorlu ve uzun yürüyüşün başındayız. Aslında çok zorlu değil, uzun da değil ama çekim yaptığımız için hayli uzuyor ve zorlaşıyor. Beşparmak Dağları'nda yaptığım her programdan sonra Beşparmak Dağları'na hayranlığım artarken sadece Beşparmak Dağları'nı anlatan bir belgesel gerçekleştirme isteğim artıyor. Kapıkırı köyündeki Herakliya antik kenti ve Paleolitik çağa ait duvar resimlerini anlatırken
Alinda, Alabanda ve Mius antik kentlerini gezerken, Karakaya Köyü'nde 10.000 yıllık tarihin izlerini sürerken, Tekeler Köyü'nün köy seyirlik oyunlarını çekmeye giderken ve birçok kez Aydın'ımızın güneyinde yaptığım her bir köy çekiminde beni büyüleyen, kendine çeken Beş Parmak Dağları'na ilgim giderek arttı. Meşakkatli bir yolculuk. Yarga Köyü'ne gittiğimizden daha meşakkatli bir yol diyebilirim. Kayaların üstünden hoplaya zıplaya iniyoruz. Biraz sonra çıkacağız dönüşte. Fakat inanılmaz doğal manzara var. Ve Beş Parmak Dağları'nın bu her bir yerdeki ayrı güzelliği beni büyülüyor. Evet. Şimdi ta yukarılardan inerken bir hışırtı su sesi alıyorsunuz. Suya giderek o ses arttıkça yaklaşıyorsunuz ve şimdi onun derenin dibine geldik, değil mi? Evet, derenin yanındayız. Bu derenin adı neydi? Bu Kayabükü Deresi olarak geçiyor ve Kandak Çayı'nda birleşiyor. Kandak Çayı. Evet, Kandak Çayı da çok önemli bir çay aslında. Kandak Çayı'nın en büyük özelliklerinden birisi de bilirsiniz sığla ağacı. Daha çok Köyceğiz, Dalyan, Marmaris bölgesindedir. Dünyada iki yerde yetişiyor. Bir de kuzeyde olduğu en önemli noktalardan birisi bu Kandak Çayı'dır. Birisi de Çine Vadisi'dir. Çine Çayı'nın olduğu yerdir. Maalesef şu anda Çine Çayı, Çine Barajı yapıldığı için o şeyler yok artık. Sığla ağaçları yok. Burada var ama. Burada var hala. Burada var hala. Burada bu kayalıkların içinde bu derenin sesi, yani doğal görüntü, hem kulağımıza hem gözümüze hitap eden doğal görüntü çok güzel. İnsan yok, insanı hırpalamadığı, yok etmediği bir yerdeyiz. Ve hem kulağımıza hem gözümüze çok güzel görüntüler ve sesler geliyor. İnsanlar doğayı ve çevreyi kendinde tahrip ediyor, değil mi? Maalesef. Her şey insanlara bağlı. Yoksa doğa kendi kendini yeniliyor ama insanlar tarafından tahrip ediliyor. Tahrip edilmesi yerine mutlaka bunun gezilip görülüp onların koruyarak kullanmasını öğrenmemiz gerekli. İşte binlerce yıl önce insanlar burada yerleşmişler. Şu anda da Kayabükü yerleşkesinin tam giriş noktasındayız. Biraz sonra da Kayabükü yerleşkesine gireceğiz. Aslında insanlar televizyon karşısında çok vakit harcıyorlar, değil mi? Evlerin içinde Aydın gibi uzunca bir süre havanın müsait olduğu, değil mi? Verdiği bir şehirde dahi insanlar evlerinden çıkmıyor. Bence bu bir alışkanlık edinmedikleri için. Kendilerini biraz zorlayıp çıksalar, Aydın'da gezilecek, görülecek o kadar yer var ki. Doğru. Tamamen hayat tarzları değişecektir. Doğa insanı terbiye ediyor. Doğru. Doğa insanı o kadar güzel terbiye ediyor ki. Ben tavsiye ediyorum, değil mi? Öyle değil mi? Doğru. Siz de farklıydınız daha önce. Yani doğanın içine girince öğretiniz, her şeyiniz, dünyaya bakışınız değişiyor. Her şey değişiyor. Doğayı tanımadan doğayı korumak da mümkün değil. Önce doğayı tanımak lazım. Doğayı tanımak için de mutlaka doğanın içine girmek lazım. Aslında doğayı keşfederken insan kendini de keşfediyor, değil mi? Aynen, çok ilginç aynen, bir şey. Evet, doğru. Doğru değil doğru, mi? Doğru. Yani kendi özelliklerini, niteliklerini, nasıl bir insan olmak istediğini, nasıl bir insan olduğunu, önemini, değerini ortaya çıkarıyor. Bence doğayı keşfetmek insanın kendini keşfetmek kadar önemli ve hemen hemen aynısı. İnsanın kendini keşfetmesi, bu keşfin her aşaması insanlığa yaklaştırır. Dünyanın dengesi, insanın dışında tüm diğer canlıların yaşamaları da, ölmeleri de doğal dengeye katkı vermektedir.
İnsanoğlunun içgüdüyle yaşaması, yani sadece kendi nefsine dönük yaşama hali hayli ilkel olup dünyanın dengesini bozacak süreçleri yaşamamıza neden olmaktadır. Kural tanımayan, öğrenmeyi, sevmeyi, paylaşmayı bilmeyen bireyci çoğunluğun artması dünyanın geleceğini de olumsuz yönde etkilemektedir. Bugün küresel gücün tüm gelişmemiş ülke toplumlarını bir bir ele geçirmesi tesadüf değil. Orta Doğu'daki halk hareketleri keşke gerçekten halkın hareketi olsaydı. Ama ne yazık ki değil. Tüm dünyaya hakim olmaya çalışan küresel sermaye bir avuç insanın elinde ama onların hakim olduğu çoğunlukla ne kadar kolay savaş, iç savaş, terör yaratabildiklerini görüyoruz. Bizim ülkemiz de girdi ne yazık ki bu küresel gücün hegemonyasına. Ülkemizde de yaşananların hiçbiri kendiliğinden değil. Küresel gücün çok iyi gözlemlediği toplumda oynadığı stratejik oyunlar. Biraz önce söylemiştim, ucube gündemin horultusu, pembe gözlüğü gerçeklerden, doğrulardan uzaklaştırıyor diye. Ekodos Derneği'nin doğa ve tarihi gezmek için düzenledikleri geziler sadece gezme amacı taşımıyor. Aynı zamanda çevreye ve tarihe duyarlılığı artırıyor, bilinçlendirmeye ve bilgilendirmeye yönelik çalışmalar. Ülkemizde birçok sivil toplum örgütünün, hani tabiri caizse 9-9-10'ları yaptıkları hizmetten çok öndedir. Hatta yemek, çay partisi olmadan bir etkinlik düzenlesen katılan birkaç kişi olur. Ya da kamera meraklısı varsa televizyonda görüneyim, dostlar alışverişte görsün diye gelenler olur. Pek az kişi gerçekten gönüllü çalışma içindedir.